Margot Arabi'nin küçük oğlu Falco doğduğundan beri hayatını ona göre planlıyor. 2017'den beri Berlin'de yaşıyor ve eşiyle birlikte lüks bir restoran işletiyor. Doğum yaptıktan birkaç hafta sonra işe geri dönmüş. Almanya'da 1 yaşından küçük bebekler için olan kreşlerin sayısı çok az. Burası Falco ile en çok vakit geçirdiğim yer. Küçücük, henüz beşikte olduğu zamanlar o burada yatardı, ben de yemek yapardım. Birkaç ay önce nihayet Falco'yu 9'dan 2.30'a kadar bırakabileceği bir kreş buldu. Restoranın bir köşesini oğlunun oynaması için düzenleyen Marco, çalışırken bir yandan da çocuğuna bakıyor. Almanya'da çalışan anne olmak kolay değil. Bunu yapabiliyorum çünkü kendi işimde çalışıyorum. Burada patron benim. Ama çoğu kişi için durum böyle değil. Doğumdan sonra işe dönmek oldukça zorlu bir süreç. Yasal olarak 2013'ten beri 1 yaşından büyük her çocuğun kreşte yer hakkı var. İster kamu, ister özel sektörde olsun, fiyatlar tüm ebeveynler için aynı. Ama kreşlerde hala 430 bin kişilik yer eksik. Bu Fransız-Alman kreşi Berlin'in popüler semtlerinden birinde yer alıyor. Kontenjanı sadece 30 kişilik. Bekleme listesi de hayli uzun. Kreş bulamadığım için 2 yıl işsiz kaldım. Ta ki burada yer bulana kadar. Bazı anneler için doğum izni planlanandan çok daha uzun sürüyor. Çocuk bakım sektöründeki çalışan eksikliği böyle sorunlar yaşanmasına yol açıyor. Küçük çocuklara öğretmenlik yapmak isteyenlere her seferinde uyarıyorum. Çok kazanmıyoruz. İşimiz hayır işini andırıyor. Çünkü kazanmamız gerekenden çok daha az kazanıyoruz. Sektör yakın zamanda tarihi grevlerle sarsıldı. Sonrasında çalışanlar kayda değer bir ücret artışı kazandı. Fakat sorun çözülmüş değil. Batı Almanya'nın yoğun nüfuslu bazı şehirlerinde kreş eksikliği ciddi boyutlarda. Bertelsmann Vakfı'na göre 2025 yılına kadar bu sektördeki kalifiye eleman açığı Almanya genelinde yaklaşık olarak 114 bini bulacak. Şu an Almanya'da yaklaşık 11 bin stajyer var. Oysa daha fazlasına ihtiyacımız var ve çalışanları sektörde tutmalıyız. Birçoğu okullarda ya da başka yerlerde daha az stresli işlerde çalışmak için çocuk bakımı sektöründen ayrılıyor. Bu eksikliğin üstesinden gelmek için kendi bünyesinde kreş ve anaokulu açan şirketlerin sayısı giderek artıyor. Bununla birlikte piyasada yeni iş modelleri de doğuyor. Berlin'deki bu ortak çalışma alanı 2016'da açıldı. 3 odamız var. Birincisi tamamen sessiz. İkincisi sohbet edebileceğimiz, video konferanslara katılabileceğimiz bir oda. Üçüncüsü ise okuma yazma odası. Silvia Stoy de burayı ebeveynler çalışırken çocuklarına birkaç saatliğine bakım hizmeti sunulan bir alan olarak tasarlamış. Noam ve annesi günde 4'er saatten haftada 3 günü burada geçiriyor. Böylesi çok daha kolay. Küçük çocuğumla ilgileniliyor. Ben de huzur içinde çalışıyorum. Çalışabilmek için onun yatmasını beklemek zorunda kalmıyorum. Ancak buranın fiyatı herkese uygun değil. Çocuk bakımının saatlik ücreti 15 euro. Ortak çalışma alanının kirası da bu ücrete dahil değil. Kendi ülkelerinde çok daha iyi çocuk bakım hizmetlerine alışkın olan ebeveynler çok ilgi gösteriyor. Bazı insanlar Almanya'ya gelir gelmez çalışmaya başlamak istiyor. Ancak bunun mümkün olmadığını fark ediyorlar. Mümkün değil çünkü kreş bulamıyorlar. Biz onların can simidiyiz. Erkeklerin %98'i çocuğu olduktan sonra çalışmaya tam zamanlı devam ederken kadınlarda işe dönme oranı %70. Üstelik çoğu part-time çalışıyor. Uzmanlar çocuk bakımıyla ilgili zorluklar nedeniyle annelerin ya kariyerlerini sekteye uğrattıklarını ya da tamamen evde kalmayı sürdürdüklerini söylüyor. Bir bebek dünyaya geldiğinde çiftler annenin tam zamanlı işe dönmesi ve babanın da
çocuk bakımıyla aynı derecede ilgilenmesi konusunda anlaşmış olsalar bile gündelik engeller Almanya'da çiftlerin geleneksel ebeveyn modellerine sıkışmasına neden olabiliyor. İnsanlar eşitlik istiyor, gerçeklerse gelenekleri dayatıyor. Bu sebeple de Almanya istihdam pazarı kalifiye iş gücünden mahrum kalıyor. Eğer çocuk bakımı talebi karşılanabilirse 800 binden fazla yeni annenin işine geri dönmesi mümkün hale gelebilir.